Herkese merhaba. Şimdiden beni dinleyeceğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Gözde Akyüz, Related Digital Marketing'de Industry Manager olarak çalışıyorum. 3 yıldır da bu sektörün içindeyim. İTÜ Fizik Mühendisliğinden mezunum. Hem kişisel tecrübelerim, yani günlük hayatta mobil web kanalından kullanımlarım, uygulamalardan girişlerim, offline mağazalardan yaptığım satın almalar sonucu da yaptığım işten de çok büyük keyif duyuyorum. Çünkü bugün aslında ben size biraz omnichannel dünyadan bahsedeceğim. Omnichannel nedir, neden ihtiyaç var, neden dünya buraya gidiyor, biz bunu en temel düzeyde nasıl yapabiliriz, hangi adımlardan geçerek ziyaretçiye en iyi kanal deneyimini sağlayabiliriz, aslında bundan bahsedeceğim. Öncelikle birkaç tane metrikten başlamak istiyorum. Hani müşteriler neden Omnichannel'a ihtiyaç duyuyor ve Omnichannel sonucunda nasıl beklentileri var bizim tarafımızda? Omnichannel pazarlama yapan firmalarda baktığımızda müşteri olarak kalma süresi %30 daha fazla. Şimdi bu şöyle kritik. Biz daha çok genç nesil olan bir ülkede yaşıyoruz ve aslında rekabet çok kritik. Ziyaretçilerimizin, satın alma yapan müşterilerimizin sadakat oranı daha düşük ve yeni ziyaretçileri kazanma maliyetlerimiz çok daha yüksek. Biz o zaman içerideki ziyaretçiyi daha iyi bir şekilde tutup aslında tuttuğumuz süreyi uzatabilirsek bizim için gayet iyi. Diğer bir metrikse mağazayı ziyaret eden müşterilerin %75'i satış yardımcısının onu gelip tanıyıp ona yönelik bir öneri sunmasını bekliyor. Şimdi biz mağazaya gelen bir ziyaretçinin aslında müşteri danışmanı ne yapıyor? Önce bir süzüyor, okey birazcık casual kıyafetlerden hoşlanıyor. Dilersen yeni business kıyafetlerimiz geldi gibi bir öneri sağlıyor. Veya 6. kez geldiğinde şöyle bir arzusu oluyor. O gözden hoş geldiniz, çok sevdiğiniz kırmızı çantaya benzer bir çanta geldi. Görmek ister misiniz? Diğer bir metriğimiz ise perakende müşterilerinin %81'i alışveriş yapmadan önce araştırmaya internette başlıyor. Okey, sizin satın almanız offline'da tamamlanıyor olabilir, hiç online kanalınız olmayabilir ama müşteriniz aslında ilk journey'i online'da başlıyor. Hatta geçen etkinliklerden birinde bir marketplace'te yapılan aramaların %59'unun marketplace üzerinden de yapıldığını söyledi. Şöyle geçeyim. Sonrasında biz yaptığımız araştırmalarda diyoruz ki alışveriş yapan ziyaretçilerin %50'si online alışverişten sonra kısa süre içerisinde mağazadan teslim alma seçeneğinin olmasını bekliyor. Şimdi mağazadan teslim alma bizim aslında omnichannel dünyaya attığımız ilk adım. Online'dan satın aldı, offline kanaldan teslim aldı. Şimdi bundaki amaç ne? Bir, teslim alma süresini azaltmak. Müşteri için teslim alma süresini azaltmak istiyor. Belki değişim yapacaksa orada deneyip değişim yapmak istiyor. Şimdi firma için ne oluyor? Sizin elinizde online'da ne veri oluyor? Müşteri bilgisi, satın aldığı ürün. Siz aslında offline'a geldiğinde onunla ilgili bir şeylere sahip oluyorsunuz. Şunu diyebilirsiniz, ya işte mağazaya geldim, teslim alacağım. 02 bilmem ne kodlu kargomu almaya geldim. Biz o zaman diyoruz ki, aa bu ziyaretçi şu ayakkabıyı almıştı, mavi ayakkabıyı almıştı. Gözde Hanım merhaba, kargonuza ek olarak bu kazağı almak ister misiniz? En basit bir aslında veriyi işleyip online offline konuşturduğunuz bir deneyim haline geliyor. Diğer bir metrikte ise biz bunu kendi müşterilerimiz üzerinden yaptığımız bir analiz. Biz diyoruz ki şimdi az önce neydi? %81'i tanımanızı bekliyor. Gittiğinizde onlara özel kişiselleştirilmiş bir öneri sunmanızı bekliyor. Ama biz diyoruz ki mağazanıza ve web sayfanıza gelen ziyaretçilerin sadece %11'ini tanıyorsunuz. Şimdi sadece %11'i tanırken %81'i nasıl kişiselleştirme yapacağız? Bu bir soru işareti oluyor. O zaman biz diyoruz ki önce bir ziyaretçiyi tanımaya ihtiyacımız var. Diğer bir metrikte ise zaten hepimizin bildiği, birçok etkinlikte de konuşulan Türkiye'deki sepet terk oranı %90. Zaten conversion'lara da baktığımızda en iyi case'de %2, %1 civarı. Aslında sayfaya gelen 100 trafikten sadece biri satın almaya dönüyor. Şimdi bunu böyle konuştuğumuz zaman ve etkinliklerde konuşula aslında normal gibi oldu. Ama şöyle düşünün, offline bir kanalınız var, 100 ziyaretçi var. Bu 100'ünün 90'ının elinde ürün var. Kasaya yaklaştılar, satın almaya yakınlar. Kasada bir problem olmuş olabilir, sıra yoğun olabilir. Ama biz diyoruz ki, şimdi webde baktığımızda ya teknik bir aksaklık yaşadı bu kişi, ya da sürpriz bir fiyat bekledi, ya KDV'siz yazdınız, KDV'li geldi veya işte kredi kartını giriyordu, boşluğu dolduramadı falan. Biz o ziyaretçiyi kaybettik. Aslında satın almaya en yakın ziyaretçiyi kaybettik.
Şimdi ben burada istatistiklerden bahsettim. Birazcık da kanal penetrasyonundan bahsetmek istiyorum. Ziyaretçiler işte hangi kanalları ne kadar tüketiyor? Biz buna yönelik nasıl bir iyileştirme yapmamız lazım? Hangi kanalı önceliklendirmemiz lazım? Hepimizin de bildiği üzere mobilden ziyaret oldukça artıyor. Gene Türkiye'de bu neden çok kritik. Çünkü bizim genç nüfusumuz çok kritik ve internet kullanımı oldukça yüksek. WhatsApp'tan arkadaşının ürünü atıyor, mobil web'ten satın almayı tamamlıyor. Şimdi baktığımızda mobil ziyaret %70'e %25, satın alma ama hala 60'a 40 oranında. Sonrasında biz kendi müşterilerimiz üzerinden yaptığımız bir analize diyoruz ki hafta sonu da çok kritik. Hafta sonu 2 gün ama biz hani hep hafta içine bir kampanya kurguluyoruz. Hafta sonuna da dokunmamız gerekiyor. Sonrasında dediğimiz gibi aslında burada ne kritik? Şimdi ziyaretçilerin %81'i ne istiyordu? Kişiselleştirilmiş deneyim. Okey, ben sana kişiselleştirilmiş bir deneyim sağladım. Bundan bana nasıl bir uplift sağlayacaksın? Diyor ki sen bana kişiselleştirilmiş e-posta attığında normal e-postaya göre %14 CTR uplift görüyorsun. Peki bir diğer veride ise %10 conversion uplift görüyorsun. Sonrasında 2 metrik daha paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi müşterilerin %80'i markalar kişiselleştirilmiş hizmet sunduğunda satın almaya daha yakın oluyor. Şimdi biz satın almaya yakın olması için ne yapıyoruz? Ya kampanya kuruyoruz, ya reklam yapıyoruz, ya bir şey yapıyoruz. Ya aslında müşterinin istediği birkaç şey var. Kişiselleştirilmiş deneyim. Okey, biz bunu omnichannel sağlayalım. Kampanyaya harcayacağımız bütçeyi kanallarımızı iyileştirelim. Ziyaretçiyi satın almaya yaklaştıralım. Ve sonrasında %60 ziyaretçi de diyor ki, değerli, alakalı içerik sunarsan ben senin markanla ilgili daha olumlu düşünüyorum. Bu olumlu düşünce aslında çok kritik. Olumlu düşünen ziyaretçi yarınki satın almasını da sizden almaya devam edecek. Rakibe gideceğine sizden satın alacak ve petin sonunda marka elçiliğine kadar giden bir journey başlatacak aslında. Şimdi kanallar arası tüketici yolculuğuna da değinmek istiyorum. Burada çok kritik bir şey var. Birazdan sayılar gelecek. Sayıları topladığınızda aslında 100 yapmıyor. Çünkü 100 yapsaydı siz online'da offline kanala ayırmış olurdunuz. İşte ziyaretçimin %80'i şurada başladı, %20'si burada başladı derdiniz. Ama ben ne dedim? Aslında tek bir kanal var. Ziyaretçi ister online alışveriş yapar, ister offline alışveriş yapar. Şimdi bu konu aslında çok iç içe girmiş bir durumda. Ziyaretçilerin, biz baktığımızda diyoruz ki %44'ü araştırmaya online'da başlıyor. Ama online'da satın almayı tamamlıyor. Okey. %51 ise araştırmaya online'da başlıyor, satın almayı offline'da tamamlıyor. %17'si araştırmaya online, offline'da başlıyor, satın almayı online'da bitiriyor. %32'si ise araştırmaya online'da başlıyor, offline'da gidip bir kez daha devam ediyor ama en sonunda gene satın almayı online'da bitiriyor. Şimdi o zaman müşteri bizden ne bekliyor? Tek bir marka bekliyor. Şunun online'ı, şunun offline'ı gibi değil. Aslında ben istediğim kanalı seçeyim, istediğim kanaldan search'e başlayayım, istediğim kanaldan satın almayı bitireyim. Şimdi ben burada birazcık müşterilerin beklentisinden ve kanal tüketiminden bahsettim. Burada ise omnichannel pazarlamanın merkezinde neye ihtiyacım var? Ben nasıl ilerlemeliyim ona değineceğim. Omnichannel pazarlamada müşterinize dokunduğunuz her kanalda aslında kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatmanız gerekiyor. Şimdi online'da yaşadığı deneyimi offline'da tamamlıyor çünkü. Her kanal onun için tek bir kanal. Bütün kanalların konuşuyor ve bütün kanallarda aynı hissiyatı yaşıyor olması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok temel bir kanun gibi aslında çok temel bir bilgiye ihtiyacımız var. Müşterinin bize dokunduğu her kanalda müşterileri tanıyacağız. Mobil kanal olabilir, uygulama olabilir, web sitesi olabilir, offline kanal olabilir, call center olabilir. Biz burada diyoruz ki aslında temel bir bilgiye ihtiyacınız var. Call center'ı da düşüneyim, SMS'i de düşüneyim, GSM bilgisi. Müşteriniz geldi, mobil uygulamadan GSM'ini girdi, uygulamaya giriş yaptı, sepetine ürün ekledi, onun satın almasını gitti offline'dan tamamladı, gene GSM'ini söyledi, sonra gitti call center'dan kargom nerede kaldı dedi. Aslında tek bir müşteri bütün kanallarda ben onu takip etmeye başladım. İlk adım müşteriyi tanıdım, verilerini topladım. Sonra benzer davranışları gösteren müşterileri segmente etmeye başlıyorum. Dün gece sepetine mobil uygulamadan ürün eklemişler. Ürüne bir aydır düzenli olarak web sayfamdan bakıp satın almayı offline'da tamamlayanlar. Hatta farklı bir kanalınız varsa sizin sayfanızdan bakıp farklı bir marketplace'ten satın almayı yapanlar. Buna benzer RFM kitleleri de dahil olmak üzere makro ve mikro segmentler oluşturuyorum.
Şimdi müşteriyi takip ettim. Verileri topladım. Segmente ettim. Artık kişiselleştirmem lazım. Şimdi ben hangi müşteriye hangi kanaldan dokunacağım ve bunu nasıl kişiselleştireceğim? Biz diyoruz ki burada artık bunu bir otomatize etmemiz lazım. Tek bir kanal e-mail attım, SMS attım değil, bütün kanalları konuşturan ve müşterinin istediği kanaldan dokunduğum bir yapıya geçmemiz lazım. Üç tane ziyaretçim var, web sayfama geliyorlar, altıncı kez geliyorlar. Artık diyorum ki doğru zaman, üye olmak ister misin? Dilersen sana içerik veya yeni ürünleri haber verebilirim. Okey, üçümüz de üye olduk. Bir hoş geldin mail attım. Hoş geldin, offline'da böyle bir değişim yapabilirsin. Online sistem böyle, böyle bir farkımız var. Bahsettim. Sonra 2 gün bekledim. 3 ziyaretçiyi kontrol ettim. Hangisi e-mailden okudu? Şimdi e-mailden okudu. Kontrol ettim, satın alma var mı? Satın alma var. Ne oldu? E-mail kanalı bu X kişisi için başarılı bir kanal oldu. 2 gün bekledim. Ziyaretçi e-maili okumadı. E-mailden herhangi bir aksiyon almadım. Hop bir push attım, web push attım. Selam, nasılsın? Tekrar sayfaya gelmek ister misin dedim. Baktım web push'tan bir satın alması var mı yok mu? Hala satın alması yok. O zaman dedim ki belki de bu ziyaretçiye benim başka bir kanaldan dokunmam lazım. Hamak ziyaretçi hala aynı ziyaretçi. Hop SMS attım. SMS'ten linke tıkladı, sayfaya geldi, satın almayı bitirdi. Aslında ben komple bütün journey'e baktığımda başarılı bir journey oluyor. Ama diyelim ki bu kurgu için e-mail'e baktığınızda e-mail'i başarısız olarak görüyorsunuz. Ama bütün kanalları konuşturabilir ve raporlayabilir bir yapıya getirdiğinizde aslında bunun sizin için başarılı bir kampanya olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi burada biz bunu nasıl yapıyoruz? Kısa bir videosu var Related Marketing Cloud olarak. Şimdi burada müşterilerin neden omnichannel istediğinden bahsettim, nasıl yapacağımızdan bahsettim. Şimdi de bizim nasıl hayata geçirdiğimizden birazcık daha canlandıracağım. İlk sektörümüz perakende sektörü. Hem online hem offline olan bir firma. Ziyaretçi geldi, mağazadan alışveriş yaptı, mailini bıraktı, SMS'ini bıraktı. Ziyaretçi satın almaya çok yakın. Bir ürün zaten hali hazırda aldı. Ben o zaman diyorum ki bu ziyaretçiye takip eden hafta arayı açmadan e-posta veya push notification'da hangi kanalı daha önce seçtiğine göre ayırabilirim. En satın aldıkları ürünle birlikte en çok satılan ürünleri önereyim. Şimdi ben ne yaptım gene? Offline'dan aldığım veriyle online'ı birleştirip aslında bütünleşik bir aksiyon yaşattım. Diğer bir kurgu ise otomotiv sektöründe yaptığımız bir kurgu. Otomotivde özellikle üzerinde durmak istiyorum. Çünkü çoğunlukla şöyle bir şey konuşuluyor. Ya 200 milyarlık arabayı web sayfası üzerinden satmayacağız. Tabii ki de web sayfası üzerinden satmayacağız. Ama şunu yapıyoruz biz. Ne demiştik? Ziyaretçilerin %80'e yakını searches web sayfasından başlıyor. Bu otomobil olsa bile. Farklı ikinci el dünyalardan bakmaya başlıyor, sayfanıza geliyor, bakıyor. Biz o zaman diyoruz ki bu ziyaretçiyi kaybetmeyelim, online'a gelsin. Gerçekten ilgili bir kitle ise biz onun mailini alalım, hemen bir e-posta atalım. Markamız şöyle, test sürüşleri böyle, yeni aracımız 2020 tarihi Mart'ta gelecek vesaire bir bilgilendirme yapalım. Bekleyelim, e-postaya cevap verdi mi? Vermedi. Okey, SMS'le bir tetikleyelim. Test sürüşümüz Aralık ayında ücretsiz, gelip denemek ister misin diyelim. Baktık iki kanaldan da geri dönüş yok. O zaman biz bu veriyi alalım, call center'a besleyelim. Test sürüşümüze gelmek ister misiniz diye müşteriyi direkt çağıralım. Şimdi biz online'dan aldığımız lead'i aslında offline'a paslamış olduk. Bu böylece müşteri, tamam test sürüşüne geleyim dedikten sonra aslında biz size hali hazırda ilgili bir kitleyi offline'ınıza yönlendirmiş olduk. Sonrasında hazır giyimde yaptığımız bir kurgudan bahsetmek istiyorum. Bu biraz daha özel çalıştığımız bir kurgu. Şimdi ne demiştik?
Ya ziyaretçilerimizin çoğu mağazaya gittiğinde bizi tanımamızı bekliyor demiştik ki Türkiye'de bu oran çok daha yüksek yani. Gittiğinizde o gözden hoş geldiniz, herkes çok seviyor bizim tarafta. Biz o zaman dedik ki satış danışmanlarının eline bir iPad verelim. Bu iPad'ten de gittiğinde şöyle bir soru sorsun. Gözlem hoş geldiniz. Size daha iyi bir deneyim sağlamam için rica etsem mailinizi verebilir misiniz? Aa tabii. XXX Gmail dedim. Böylece Gözde'nin dün akşam sepetine eklediği ürünü satış danışmanının önüne düşürdüm. Ha Gözde Hanım, ilgilendiğiniz ve sepetinizde olan çanta indirimde görmek ister misiniz? Veya Gözde'nin ben favori markalarını web sayfasında takip ettim, inceledim. Gözde en çok X ürününü seviyor. Her geldiğinde alıyor. Gözde Hanım, X ürününde yeni bir ürünümüz geldi, görmek ister misiniz? Online'dan aldığım veriyle aslında çok temel bir şekilde ziyaretçiyi tekilleştirip offline'da satın almayı bitirdim. Farklı farklı sektörlerden burada kurgu vermeye çalıştık. Çünkü aslında hayal ederken omnichannel dünya sadece perakende tarafında kullanılabilirmiş gibi gelse de aslında biz turizm tarafında da bunu çok keyifli bir şekilde çalıştırıyoruz. Ziyaretçi geldi, web sayfanız üzerinden check-in yaptı. Okey, seyahatine uygun bir şekilde biz aa Gözde bizi tercih ettiğin çok için teşekkür ederiz dedik müşterimize. Dedik ki favori içeceğini ve seninle bilgileri paylaşabilir misin? Bu ne olabilir işte, çocuğun var mı? İşte balayında mısın? Favori içeceğin ne? Favori mutfağın ne? Biz bu bilgileri aldık. Sonrasında müşteri otele geldiğinde anketten aldığımız bilgilerle müşteriyi karşıladık. Ben iki çocuk seçtim. Aa hoş geldiniz. Mini kulüple ilgili bilgilendirmemizi şimdi dinlemek ister misiniz dedim. Başka birisi balayı için tatili seçti. O zaman dedim ki sizi akşam restoranımızda misafir edelim. Bu akşam dilerseniz restoranımız var. Ve dedim ki 2 saat bekleteceğim. Check-in yapamıyor hala. Portakal suyuyla karşıladım. İstediğiniz hani sizi bekleteceğiz ama kusura bakmayın. Umarım sizi keyifli karşılayabilmişizdir dedim. Sonrasında otele giriş yaptık, bekledik, check-in'imizi yaptık. Balayı ailesine restoranla ilgili hatırlatma yaptım. Burada yeni 3 çocuklu aileye mini kulübün başlama saatini bilgilendirdim. Bir de şöyle bir kitle var aslında. Geldim, diyelim ki spa da var benim otelimde. Spa'ya baktım ama satın almayı tamamlamadım. Şimdi bu ne aslında? Bir zamanlar spa ile ilgilenmiş bir kitle. Ben dedim ki ya bu X kişisi hala spa ile ilgilenmiş de spa'da da yer var. Diyeyim ki siz Gözde Hanım, spa hizmetimizden faydalanmamışsınız. Dilerseniz bu iyi SMS'teki kodu resepsiyona gösterip %5 indirim alabilirsiniz spadan. Ben oteldeki spa bilgisini de alıp burada başarılı aksiyonlar olarak işaretledim. Sonra dedim ki Gözde kaldı, check-out'unu yaptı. 2 gün sonra ben artık burada ne hissettiğini bir sorayım dedim. Otelden ayrıldıktan 2 gün sonra da dedim ki bizi ne kadar önerirsin? 1 ile 10 üzeri puan ver. Şimdi bir puan verdi, 10 puan verdi, çok mutlu ayrıldı. Özellikle turizm sektöründe retention çok kritik. İşte bir kez geldiyse memnunsa bir daha gelme oranları çok yüksek. Dedi ki ya çok memnun kaldım, 10 puan verdim. O zaman biz diyoruz ki ya bizi TripAdvisor'da öner veya gel işte bu deneyimini Instagram'da fotoğrafımızı hashtagleyip paylaş. Bir de bir kitle var, hiç memnun kalmadı, 2 puan verdi. Yorum da yazmadı, hiçbir aksiyon alamadınız. Biz o zaman diyoruz ki bu müşteri kritik bir müşteri. Biz bu müşteriye dokunalım. Biz buradan aldığımız veriyi otele paslayalım. Otel yöneticisi arayıp bizzat konuşsun. Şimdi ben omnichannel dünyadan bahsettim. Aslında burada bahsettiğim kurguların hepsinde bütün kanalları kullandık. Ama ilk adım olan e-mail kanalından birazcık bahsedeceğim. Hem kurgulaması daha kolay, hem belki datayı kullanmak daha kolay. Şimdi e-posta tarafında aslında kritik bir nokta var. Data toplama stratejisi. Bunun ne olması gerekiyor? KVKK uyumlu olması gerekiyor. Zaten artık hayatımızın bir parçası. Biz diyoruz ki işte ziyaretçinizin web sayfasında tuttuğunuz ziyaretçinizin bilgisi farklıyken aslında o ziyaretçinin de bir bilgisi var. Cookie bilgilendirme metri var. Bunun gibi kritik değerlerde aslında topladığımız datanın KVKK uyumluluğunu bir tartışıyoruz. Sonra diyoruz ki e-posta akış stratejisi de çok önemli. Burada bir topla e-postalar diyoruz. Herkesi bilgilendirdiniz büyük kampanyalarda. Bir transactional diyoruz. İşte e-postamı şifremi unuttum, işlemim gerçekleşti vesaire. Pazarlama dışındaki kampanyalar diyoruz. Bir de e-posta serileri dediğimiz daha kişiselleştirilmiş, otomatize ettiğimiz e-posta kurguları oluyor. Sonrasında evet teknik olarak ben altyapıyı sağladım, veriyi topladım, e-mail'i atacağım.
Panelim de var, her şeyim var. O zaman biz diyoruz ki e-postanın içeriği de önemli. Çünkü aslında burada dokunduğunuz ziyaretçi otomatik bir şeyden ziyade mail geldi açayım değil. Aa, mail beni heyecanlandırıyorsa açayım. Aa, e-mail gerçekten benimle ilgiliyse tıklayayım. Bu yüzden de biz diyoruz ki birkaç kritik nokta var. Burada e-posta akış stratejisinden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bizim hali hazırda çalıştırdığımız ve conversion'ı %6, %7'lerde olan bir kurgudur. Ziyaretçi geldi, ürüne baktı, ürün yok. Çıktı gitti. Hiçbir yerde çoğu ziyaretçi tıklamak istemiyor. Yani stoğa haber ver, bana e-mail atsınlar vesaire istemiyor. Sadece bakıp gitmek istiyor. Tamam, okey, sen bak ve git. Biz zamanı geldiğinde sana haber verelim. Biz bu ürün size tekrar geldiğinde diyoruz ki şimdi stokta mail atalım. Daha önce baktığın ürünü şimdi satın alabilirsin diyelim. Belli bir kitle var. Ürünlere bakıyor, bakıyor ama satın almıyor. Biz diyoruz ki o zaman bu ürünün fiyatı düşerse sana o zaman haber verelim. Ürünün fiyatı düştüğü anda müşteriyi bilgilendiriyoruz. Sonrasında satın almaya en yakın, söylediğim gibi, sepet terk maili en çok çalıştırdığımız kurgudur bizim. Sepet terk'te alışveriş yapmış ya, çıkmış gitmiş sepetine koymuş ama diyoruz ki ya gel sepetindeki ürün tükenmeden hemen al, 3 tane kaldı. Gene en yüksek conversion'ı aldığımız kurgulardan biri. Sonrasında aslında şimdi biraz doğru insandan, doğru kanaldan bahsettim, doğru içerikten bahsettim. Diğer bir kritik noktaysa doğru zaman. Birçok e-posta sağlayıcısından yapılan bir araştırmaya göre en yüksek e-mail açılma oranı aslında salı günleri sabah 10. Bu sektör sektör çok değişiklik gösteriyor. İşte atıyorum turizm sektöründe akşam saatlerinde geri dönüş çok yüksek olurken, perakende sektöründe pazartesi sabah 10'da açılan e-maillerin açılımı daha yüksek oluyor. Bu yüzden de siz kendi özelinizde aslında verilerinizi okuyup en iyi case'i bulabilirsiniz. Aynı içerikle veya farklı benzer kampanyalarla 4 tane mailing yapıp onlardan çıkan verilere göre siz bile temel bir şeyler hızlıca yapabilirsiniz. Data toplamadan bahsettik. Data toplamada ne kritik? İşte dedik KVKK uyumlu olması kritik. İşte kutucuklardan hangisinin required alan olduğu kritik. Checkbox tikli mi geldi, tiksiz mi geldi kritik. Okey, bunlar çok daha teknik kısımları. Biz diyoruz ki birazcık müşteriyi de içine katalım. Datasını bırakırken zorla bir iş yapıyormuş gibi yapmasın. En kritik şey dediğimiz ilgili ziyaretçinin datasını alalım. İlk geldiğinde belki bir 3 saniye duralım. Bir şey göstermeyelim, bekleyelim. Ziyaretçi bir sayfaya baksın. Aa, ilgileniyor, scroll ediyor. O zaman artık aksiyonlardan birini alalım. Bizim en keyifle çalıştırdığımız kurgularımızdan biri kazı kazan. Eski usul madeni parayla kazıp kazandığınız şekilde mailinizi bırakıp kupon kazandığınız bir kurgu. Bunun yanı sıra sektörde çok çok kullanılan ve çok sevilen, çok tercih edilen çarkı felek kurgusu. Farklı farklı kupon kodlarıyla birlikte e-mailinizi bırakıp herhangi bir çarkı döndürüp herhangi bir kodu kazandığınız bir kurgu. Şimdi datayı topladık. E-mail içeriğinden bahsedeceğim birazcık da. Burada aslında kritik birkaç şey var. Ne dedik? Biz kişiselleştirmeden bahsediyoruz. O zaman en kritik şeylerden biri alıcının ismi. Türkçe karakter kullanımına dikkat edin. Eğer ki isim yoksa orada no name gibi bir şey gitmesin, sayın demesin. Hani biz kendi müşterilerimizde bile diyoruz ki daha genel metrikler kullanalım ki ziyaretçinin ismi yoksa bile bunu fark ettirmeden gönderelim. Uyumlu bir emoji ekleyelim. Seni özledik. Yanına bir kırık kalp koyalım. Birazcık daha aslında iletişimimizi arttıralım. Sonrasında bizim aslında çok çok üstünde durduğumuz ön izleme metni diye tabir ettiğimiz bir alan daha var. Subject'in altında. Özellikle şimdi bizim de mobil webde müşterilerimizin de okuma oranı %75-80'lere dayanıyor. Ön izleme metni sadece işte daha kritik olan noktası mobilden okunurken subject'in altında ilk sunduğunuz kısım. Şimdi biz burada seni özledik diyoruz ama yeterli olmayabilir. Orada 30-50 karakterlik bir alanımız daha var. Seni özledik ve 75 TL'ye kargo bedava. Seni özledik, sana özel sürpriz. Hem mobilden okunmasından daha yüksek olduğundan bu alanda işte içerikten ayrılmak istiyorum vesaire yerine bu noktadan da biz bir duyuru yapmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki aksiyonla ilgili fiiller aldıralım ziyaretçilere. Sonrasında tabii ki de şimdi ziyaretçi maili açtı. Bir de diyoruz ki içerik de kritik. Ne dedik? Hep mobil 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 diyoruz. O zaman diyoruz ki 600 pikseli olsun ki ziyaretçi mobilde rahat okuyabilsin. Responsif olsun ki ziyaretçi mailde ve desktop'ta baktığında kolaylıkla aynı deneyimi yaşayabilsin. Sonrasında diyoruz ki işte en fazla 3 sütun kullanalım. Ziyaretçiyi çok yormayalım, çok fazla boğmayalım. Ve en kritik şey call to action kullanalım. Şimdi ben maili okudum ama bir aksiyona geçmem lazım. Tıklayıp ziyaretçiyi artık içeriye aktarmam lazım.
2019 trendlerinden bahsetmek istiyorum size. Burada çok kritik bir nokta var. E-postalardaki video tıklanma oranı GIF ve video kullandığınızda %50 oranında artıyor. Aslında çok temel bir şey yaptınız. Hali hazırda attığınız e-mail'e bir GIF veya video eklediniz ve %50 oranında bir geri dönüşüm bekliyorsunuz. Diğer bir trend ise şöyle bir şey söylemek istiyorum. Banner reklamlarının dönüşüm oranı genellikle çok daha düşük oluyor. Hani web sayfasında da birinciden sonra ikinci banner da genelde düşük olur. Burada diyoruz ki 0.15 civarı. Biz diyoruz ki altta gösterdiğim gifli şekilde geçilebilir bir banner ekleyelim. Ve böylece e-postadaki banner dönüşümünü 10 kat arttıralım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizi sıkmadan anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar e-mail'den bahsettik. Aslında biz Related Marketing Cloud olarak omnichannel bir deneyim ve çözüm sağlıyoruz müşterilerimize. Ama diyelim ki siz daha bu noktada değiliz, daha omnikanala bizim için var. Hani daha e-mail'den başlamak istiyoruz derseniz de şöyle bir şey yaptık. Biz Euromessage Express diye bir ürün yaptık. Hızlıca bir e-mail pazarlamaya girebildiğiniz datanızı yükleyip, şablon seçip kolaylıkla e-posta gönderebildiniz. Ve siz katılımcılara özel bir burada kupon kodumuz var. Meetup Now'la giriş yapıp ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Hemen hızlıca e-posta kanalını ayağa kaldırabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.